Herkese günaydınlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Biz saat 7.30'dan beri Özgü Duru ile ayaktayız. Evet, kanıtı. Saat şu an 9. O yüzden birazcık uykumuz gelmeye başladı. Saat 7.30'da kalktık. Sonra Özgü Duru ve babasına kahvaltı hazırladım. Murat da bugün işe başladı, seminere gidiyor. O yüzden kahvaltımızı yaptık. Murat gitti. Biz de Özgü Duru ile baş başa evde kaldık. Bugün evdeyiz anneciğim. Ne yapmak istersin? Kaşınıyor. Tamam, kaşıyalım. Sırtını da kaşıtmayı çok seviyor. Oh. Özgü Duru saat 10.30'a doğru falan uyur diye düşünüyorum. Çünkü biraz erken kalktı. 10.30-11 gibi uyur. Uyur musun gerçekten? Oo, dişlerin çok beyazlamış. Aa, bir bakayım annem dişlerine. Yapın. O yüzden bu kadar huysuzsun. Güzel kızım. Yapın. Şimdi uyutsam uyur gibi ya. Neyse, ben şimdi biraz Özgü Duru uyutmaya çalışacağım ya da birazcık daha bekleyeceğim. O sırada böyle bir günlük cilt temizliği rutinimi yapacağım. Tamam. Uç. Tamam. Senin de yapalım mı? Cildini temizleyelim mi? Bebeksi cildini. Böyle yapıyor ya anne, böyle. Yapalım mı? Yapalım. Dün size aldığım kitap ve defteri göstermek istiyorum. Gösterelim, hadi gel. Özgü Duru birazcık hemen çizdi, yıprattı ama yine de kullanılabilir halde. Göstereyim hemen. Dün şöyle bir kitap aldım. Sineklerin Tanrısı. Bayağı güzel bir kitapmış. Instagram'da da göstermiştim. Birçok yorum geldi. Çok çok güzel diye. William Golding yazmış. Bir de şöyle anneciğim dur. Dur anneciğim. Bir de şöyle 5 TL'ye bir defter aldım. İndirimdeydi, fırsat ürünüydü. Şöyle renkli renkli sayfalar. Çok güzel. Ama bakın bu sayfayı kim ne çizdi? İlk sayfada Özgün'ün imzası var. Güzel oldu. Beğendiniz mi defterimi? Ben çok beğendim ya. 10 liradan 5 liraya düşmüş. Güzel ama. Evet, şimdi cilt bakımı, günlük cilt bakımı rutinimi yapacağım ama onun öncesinde bir elimi yüzümü yıkamıştım ama tekrardan bir yıkayacağım, dişlerimi fırçalayacağım. Sonrasında da telefon gidiyor. Bakın burada kim var? Sen de mi cilt bakımı yapacaksın? Şeyi görmüş, fön makinesini görmüş, kafasını gösteriyor. Ne yapıyorsun fön makinesiyle? Ne yapılıyor onunla? Evet. Düşersin ama, tamam mı? Tutun buradan. Tutun. Evet. Hadi başlayalım. Bitti. Yıkadım. La Roche-Posay ile jenle temizledim. En sonunda yüz suyla tonikledim ve kremledim, nemlendirdim. Temizliğimiz bitti. Şimdi banyoyu toparlayıp çıkıyorum. Bir dakika anneciğim. Merhabalar tekrardan. Biz Özgür'le parka iniyoruz. Çünkü hanımefendi parka gitmek istedi. Uyuyduk. Tam uyuyorduk. Bir anda kalktı ve dış kapıya gidip dış kapıya vurdu. Dur, elimi tut. Dokunma oralara. O yüzden sitedeki parka iniyoruz. Bak bakayım bana. Hadi git. Git bakalım. Hadi git bakalım. Yine mutsuz bir sabah oldu. Beni en iyi anneler anlar. Dur. Artık hiç durmuyor. Gel. Gel hadi inelim. Birlikte inelim. Bir. Aferin. İki. Aferin. Dur. Bir tanesini attıktan sonra at. Bir. Hop hop. Evet, bir. Hop hop. Bir.
Evet, çok hızlı hareket ediyorsunuz da. Gel. Gel. Gel hayda. Gel bakalım gel. Kedilere gidelim. Gel. Gel. Ay tenim. Ay bir kedi gelmiş. Ne yapıyor kedi ya? Gel. Gel seveyim gel. Gel gel. Gel. Elimde bir şey yok ama. Seni seveceğim sadece. Yaptın. Cici yapacaksın cici. Bak bak ne yapıyor? Bak bak bak. Ay eski duru. Cici cici. Dur 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 dur. Dur. Kızım. Çok risk hareketler yapıyorsun. Gel. Gel tamam ben seni indireceğim. Gel bir, burada bekle bir dur sen dur. İnek nerede inek? İnek nerede? İnek nerede orada? Mü. Nerede mü? Aferin sana. Horoz nerede? Alkış. Horoz nerede? Ürü ü. Ürü ü. Nerede horoz? Göster bakayım. Horoz. Horozu göster. Biliyorsun. Ürü ü. Bak burada. Bak burada. Bak bak burada. Gördün mü? Horoz. Çevir bakalım neler varmış. Çok korkunç şeyler var galiba. Aslan nerede aslan? Kükredin mi sen şimdi? Gitti. Gitti. Ha. Ha. Timsah. Hay. Bitti galiba. Ben akşam için biber dolması yapmaya karar verdim. Şöyle biberlerin bahçe biberi annemin tarlasından aldım. Çok küçükler. Bunları yapacağım.
Biraz küçük olacaktır ama bize yeter diye düşünüyorum. O yüzden şimdi iç harcını hazırlayacağım. İsterseniz iç harcını pişirerek yapın, isterseniz pişirmeyerek yapın. Bu tamamen sizin beğeninize ve ağız tadınıza bağlı. Ben bu sefer pişireceğim. Pişirmeyerek de yapabilirim. Aa, bende kabak vardı galiba. Bir de kabak. Eğer kabak varsa kabak da yapayım. Kabak dolması. Bir bakacağım şimdi. İç harcını hazırlamak için, biberlerin içini hazırlamak için soğan, salça, pirinç. Pirinci de ekleyeceğim şimdi. Pirinç, işte baharatlar falan gelecek. Şimdi zaten izledikçe görürsünüz. Başlayalım. Evet, ben şimdi içimi yaptım. En son şeyde tuz, karabiber, pul biber, bir de reyhan koydum ben. Şimdi bu dolmaların içini doldurup tencereye koyacağım. Evet, dolmalarım hazır. Artık pişmeye götüreceğim. Bir sıcak su ekleyeceğim, birazcık, bir bardak kadar. Tuz ekleyeceğim biberlerin üstüne ve pişecek. Evet, salonundayım. Görüyorsunuz. Ne çekeceğim derseniz. Salonumu değiştirmek istiyorum. Ne zamandır söylüyordum ama boya badana yapmayı falan bekliyordum. Ama önce bir duruşuna bakacağım nasıl oluyor diye. Çünkü bu şekliyle olmadı. En son hatırlarsınız belki, Bahadırlar'la değiştirmiştik. Şimdi yine geldi Bahadırlar. Onlarla birlikte yapacağız yine aynı şekilde. Salonu tekrardan bir değiştireceğiz. Çünkü bu şekilde alan hem küçüldü hem de ev dağınık gözüküyor. Eski halini getiremeyiz. Çünkü televizyon var artık konsolun üstünde. Başka bir şekilde deneyeceğiz. Şimdi hep birlikte izliyoruz. Evet, salonumuzun son hali. Gerçekten çok genişledi alan. Şimdi şöyle göstereyim size. Şöyle. Şöyle olacak. Boya badanadan önce şu aynayı çıkartacağız. Şu masanın üstüne koyacağız. Öyle bir değişiklik yapacağım. Buradaki tek içime sinmeyen şey şu berjel oldu. Çünkü bu berjel böyle kapı ağzında birazcık tuhaf durdu ama burayı da yerleştiremedik. Şimdi diyeceksiniz ki koltuğu neden buraya almadınız? Çünkü burada kolon var ve koltuk çok büyük olduğu için, biraz kaba bir koltuk, sığmıyor. Buraya sadece masa sığıyor. Başka da hiçbir şey sığmıyor. O üçlü koltuk, ikili berjeller dışında bir de masa var. O yüzden bu şekilde yapmak zorunda kaldık. Belki bu koltuğu sonradan yatak odasına falan bırakabilirim. Çünkü yatak odam da geniş, oraya sığabilir. Yani son hali böyle oldu. Gayet de güzel bir alan oldu. Kocaman bir alan oldu. İnşallah böyle daha güzel günlerde kullanacağız. Buradaki, biliyorsunuz, buradaki işte bantlı şeyler de boya badanından sonra gidecek inşallah. Belki kapıları da boyatırım. Henüz daha bilmiyorum. Bir fiyat alacağız çünkü. Bakalım. Beğendin mi Özgü Duru? Ha? Beğendin mi anneciğim? Burada artık bol bol koşarsın. Ne yiyorsun sen? Bakayım ne yiyorsun yine annem. Evet, akşama Sedalar da var burada. Ablam da var. Şimdi hep birlikte yemek yiyeceğiz. O yüzden Murat burada tavuk kızartıyor. Biberli çorba yapmıştım zaten. Bu arada domates çorbasını göstermemiş olabilirim. Burada domates çorbam da var. Dolmalar da içeride. Sofrayı da kuruyoruz. Yanına bir yoğurtlu biber yaptık.
Şimdi hep birlikte yiyeceğiz. Tavukların olmasını bekliyoruz. Evet, soframız bu şekilde oldu. Aynen. Dolmalarımız, kırmızı biberimiz, işte tavuğumuz, içeceklerimiz var. Güzel afiyet olsun. Hepinize merhaba. Videonun sonundan yine size sesleniyorum. Her zaman olduğu gibi. Yeni salonumuzda, geniş ve ferah salonumuzda oturduk. Günün yorgunluğunu çıkartıyoruz. Bu akşam çok güzeldi. Ablamlar, Sedalar bizdelerdi. Güzel bir yemek yedik, güzel muhabbet, sohbet ettik, çayımızı içtik. Dondurmalarımızı yedik. Efendime söyleyeyim. Başka ne yedik kız? Özgüduru'nun doğum videosu var Seda'nın kanalında. Onu tekrar izledik. Ağladık güzel güzel. Sonra Özgüduru'yu uyuttuk neyse. Şimdi Özge'nin karnı acıkmış. Makarnex yapacak kendine. Ben de oturdum böyle dinleniyorum. Editi yaptım, bitirdim. Şimdi video yükleme işlemleri işte. Videonun etiketi vesairesi. Onlarla biraz vakit geçireceğim. Daha sonra herhalde yatarız. Bugün işe başladım. Tüm öğretmenlerimize Allah yardım etsin. Hayırlı, sağlıklı bir sezon olsun diyorum buradan. İzleyenler varsa. Biraz tabii sıkıntılı bir süreç oluyor. Yani işte maskeyle sürekli durmak, kimseye yanaşmamak, işte dar alanlarda çok kişi bulunmak gerekiyor bazen. O konularda inşallah sıkıntısız bir şekilde atlatabiliriz bu süreci hepimiz. Bugün de yine 1400 vaka çıkmış. Yani bilmiyorum, düşeceğine yükseliyor gibi geliyor. Bu gidişle bana sorarsanız okullarda açılmayacak gibi duruyor. Bakalım, her şeyin hayırlısı olur inşallah. Gerekmedikçe evden çıkmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.